İkinci hanefi'de ammâ en radiyallahu taala anhu Hazreti Muaz efendimizden rivayet ediliyor. Kâle kâle Resulullah sallallahu te aleyhi ve sellem İmam Bezzar büyük muhaddis müstedinde bunu rivayet ediyor. Diğer Taberani, Behkide de var. İnne böyle şey nehani an Rabbi. Rabbimin beni nehyetti, yasakladığı ilk şey neden sonra ba'd-ibadet ilefsan şirk zaten ilk haram e, yani ilk terk edilmesi gereken imana gelirken ilk terk ettiğin şey ne olacak? Şirk tabi. Putlara tapmaktan sonra yani en büyük yasak Allah'tan başkasına tapmak. Putlar olur vesaire. Efendim ondan sonra ilk neden yasakladı beni? Şurbul hamri içki içmek, şarap içmek, sarhoş edici madde içmek, uyuşturucu madde içmek ve mülahatü rical bir de insanlarla erkeklerle yani insanlarla kavga etmek bu hadiste de içkiden sonra da kavganın yasak olduğunu getiriyor. Eşim zaten içki içildiği zaman e, kafa akıl gidiyor. Tam akıl yetmezken adamın yarım aklı veya sıfır aklıyla kendini kontrol etmesi düşünemez. Böylece kavga gürültü çıkıyor. E, peşine efendim bıçaklamalar oluyor. Cinayetler vuku buluyor. Ekseri sarhoşlarda e, efendim geliyor. İşte hanımıyla kavga ediyor. Çocuğuyla kavga ediyor sokaktakiyle gelenden geçenden kavga ediyor. Ee, bu da yani içkiden sonra kavganın zikredilmesinin böyle bir de münasebet yönü var. Ee, ama e, biz de kavgacı, gürültücü olmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı zikredilirken Tevrat'ta ve İncil'de de وَلَا سَخَّابًا فِي الْاَسْفَقِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sokaklarda bağıran, çağıran, gürültü çıkaran, kavga çıkaran, kavga, çıkaran, kavga yapan biri değildi diye beyan ediliyor. Ve inneke le alâ hulukun azîm. Habibim sen en büyük ahlak üzeresin. Buyuruluyor. E demek ki kavgacılık e, güzel ahlaktan değil. İslam'ın yasakladığı hem de ilk yasaklardan biri. Çünkü sinir, öfke, gazap e, bunlar kontrol altında tutulmadığı takdirde insan ağzından sövmeler çıkıyor. E, fıskı fücur zuhur ediyor. Ve Ondan sonra işte Sibabül Müslüm Fusukun diyor Sahih bu hadisi. Müslüman'a sövmek fasıklıktır. E fasıklık ne demek ya? Kafir değil ama bir alt. Fasıklıktır. E şimdi sen e, ne oluyor? E, sinirlenmek insanı söv sövdürüyor, saydırıyor. Bu çok büyük tehlike. İslam açısından adamı e, yani fasık yapar. Salih bir mümin olmaktan, takva sahibi bir mümin olmaktan ihraç eder. Ondan sonra e bir de vurmalar olursa, çünkü kavga çıkıyor, kavgadan sonra bıçak çekme olur, silah çekme olur, adam öldürme peşine gelir. Ondan sonra e, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yani nasihat isteyen bir sahabeye la tahdab, gazaplanma, öfkelenme buydu. Bir daha ikinci bir şey, nasihat buyurmuşsunuz, yine la tahdab, gazaplanma, sonra üçüncü bir de la tahdab, velekel cennet. Cennet sana aittir, gazaplenme. Yani cennete gireceksin ya, öfkelenme ya. Yani iki sinirlenip bir bağırıp çağırmak için cennet satılır mı ya? Cennet, Cennete değişilir mi beş dakikalık efendim e, nefsani hareket için? Onun için bu e, Müslüman, Efendi Hazretleri'nin tabiriyle uslu olacak. Uslu adam olacak. Efendim, e, kullara karşı saldırgan olmayacak. Hanımına eziyetçi olmayacak. Çocuklarına zulmetmeyecek. E, i̇şçisine, aşçısına, konusuna, komşusuna. Herkes beğenecek. Vefat etti zaman ne iyi adamdı diyecek ya. İyi şahitlik edecek ya. Bak ölüp gidiyoruz her gün. E, bu kadar cenaze haberi alıyoruz ya. Yani bir gün biz olacağız. E bu da çok yaklaştı yani. Bu uzaklaşmıyor ki. Her gelen gün daha yaklaşıyor. İnsanları lehimize şahit ederim. Aleyhimize şahit tutmayalım.